bütün meslektaşlarımıza ve konuklarımıza, bizi hem Zoom üzerinden hem YouTube kanalı üzerinden takip eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Ayın konuğu etkinliğimize Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin 2015 yılından beri düzenlediği farklı disiplinlerden mimarlık mesleğine dokunan konuklarımızı ağırladığımız Ayın konuğu etkinliğinde bugün iki misafirimiz var. Sayın Profesör Doktor Mihriban Özbaşaran ve Sayın Doçent Doktor Güneş Duru, kendilerine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adına, yönetim kurulu adına hoş geldiniz. Teklifimizi kabul edip bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Ben sunumlarına başlamadan önce, sözü kendilerine aktarmadan önce birkaç cümleyle kendilerini tanıtmak istiyorum. Sayın Profesör Doktor Mihriban Özbaşaran, İstanbul Üniversitesi tarih öncesi ana bilim dalında öğretim üyesi. Bilimsel araştırmaları avcı toplayıcı yaşam biçiminden ilk yerleşik yaşama, tarımcı ve hayvancı köy yaşamına geçiş süreci üzerinde odaklıdır. Tarih öncesi toplulukların yaşam biçimleri ve sosyal yapıları ile deneysel arkeoloji, etnoarkeoloji, toplumsal arkeoloji, arkeolojik düşünce tarihi ilgi alanlarıdır. Halen öğretim üyesi olarak görev aldığı İstanbul Üniversitesi bu konularda lisans ve lisansüstü derslerine girmekte. 2006 yılından bu yana Uluslararası Aşık-Löhük Araştırma Projesi Başkanlığını sürdürmekte. Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü, Dünya Arkeoloji Kongresi, Bilimler Enstitüsü, Türkiye üyesidir. Sayın Doçent Doktor Güneş Duru, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü öğretim görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde mimari ve arkeolojik restorasyon, konservasyon üzerine eğitim alan Güneş Duru, yüksek lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Sayın Profesör Doktor Güngün Akın'ın danışmanlığında Neolitik dönem mimarlığı üzerine yapmıştır. Yine Sayın Mihriban Özbaşaran'la beraber tarih öncesi doktora tezini de İstanbul Üniversitesi'nde Profesör Doktor Mihriban Özbaşaran danışmanlığında tarih öncesinde insan, mekan, topluluk, yerleşim ilişkisi milattan önce 9000 sonu 7000 başı Aşıklı ve Akarçay Tepe isimli tezle almıştır. Evet, ben sözü sanırım ilk Mihriban Özbaşaran sunumu yapacak. Sözü kendisine bırakıyorum. Çok teşekkürler İsmail. İyi akşamlar herkese. Öncelikle bu davetiniz için biz teşekkür etmek istiyoruz. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu'na ve Yönetim Kurulu üyelerinden İsmail Doğan Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Siz katılımcılara da ayrıca teşekkür ederiz. Bu davet geldiğinde sevinerek kabul ettik. Çünkü mimarlara tanıtmak istediğimiz ve göstermek istediklerimiz var. Biz ikimiz de mimar değiliz. Güneş'le ben mimar değiliz. Güneş'in tabii mimarlık tarihinde lisansüstü eğitimi var. Biraz önce İsmail de söyledi. Benim o da yok. Ama arkeoloji öyle bir disiplin ki konu insan ve toplum olduğu için bitkiden kimyaya ya da işte iklimden toplum psikolojisine kadar çok geniş bir yelpazede tüm konularla ilgilenmek durumundayız. İlgilenmenin ötesinde tabii okumak, öğrenmek durumundayız. Mimarlık da bunlardan bir tanesi. Ve mimarlık söz konusu olunca Aşıklı'nın ayrıcalıklı bir durumu var. Çağdaşı olan pek çok yerleşmeden bir adım daha önde olduğunu düşünüyoruz, iddia ediyoruz diyeyim. Bu adımda mimarlık tarihi açısından bugün sizinle de paylaşmak istediğimiz bu konu. Bir
biz ortaya çıkardıklarımızı ve değerlendirmelerimizi, yorumlamalarımızı sunacağız, anlatacağız. Sonra da sizleri, mimarları Aşıklı'ya bekleyeceğiz. Ve yerinde görmenizi hem de mimarlık gözüyle bu anlattıklarımızı değerlendirmenizi isteyeceğiz yaz aylarında. Çünkü arazide yazın oluyoruz. Gördüğünüz zaman da mimarlık tarihi açısından Aşıklı'nın bir laboratuvar olduğu konusunda zannediyorum bize hak vereceksiniz. O bakımdan dediğim gibi bekliyoruz. Şöyle yapalım. Bu anlatacaklarımızı böyle belli bir bağlama oturtmak için kısacık bir giriş yapmak istiyorum. Bunun için de çok basit bir zaman çizelgesi yaptım ama oldukça basit olduğunu da söylemek istiyorum. Bunun en şu okla gösterdiğim yerde insanın kültürel gelişimini bugünlerdeki bilgilerimiz ışığında 3.3 milyon yıldan başlatıyoruz. Ve Anadolu içinde yazının bulunması milattan önce 2000'ler olduğuna göre işte bu süreci biz tarih öncesi çağlar olarak tanımlıyoruz. Bu tarih öncesi içerisinde şurası neolitik olarak tanımladığımız şu ortadaki aşağı yukarı 10.000'ler aklımızda kalsın diye çok genel tarihler söylüyorum. Şu 10.000'ler neolitik dediğimiz bir dönem ve bu dönemde çok önemli bir takım değişimler ve dönüşümler var. Bunlardan bazısı bakın şuraya yazdım. Mesela yerleşiklik yani avcı toplayıcı ve göçer yaşam biçiminden ilk kalıcı yerleşmelerin kurulduğu yaşam biçimine geçiş. Bitki ve hayvan evcilleştirme, bu bitki ve hayvan evcilleştirme bizi tarım ve hayvancılığa kadar götürecek olan bir gelişme. Bunun gibi yani çok fazla şimdi ayrıntıya girmeyeceğim, daha sonra anlatacağız zaten bunu. Bunun gibi bir takım önemli değişimlerin yaşandığı bir şey, bir evre. Bir sonrakine baktığımızda coğrafya olarak hangi bölgede olduğumuzu söylersek şurası Aşıklı'nın yer aldığı Orta Anadolu bölgesi. Geneline, bölge geneline baktığımız zaman Doğu Akdeniz kıyıları, Kuzey Levant, Güney Levant diye ayırdığımız Kuzeybatı Zagroslar, bizim Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yani şu bölge bütünü içinde Orta Anadolu'nun ya da şöyle diyeyim, bu bölgenin biz dünya üzerinde en eski neolitiğe geçiş bölgesi olduğunu biliyoruz. Yani bu işte tarım ve hayvancılık olsun, yerleşiklik olsun, onun gibi gelişmelerin en eskisinin bu bölgede yaşandığını biliyoruz. Bu genel bölge içerisinde Aşıklı'nın yer aldığı Orta Anadolu bölgesi de bu bölgenin bir alt bölgesi ve kendine özgü gelişim gösteren bir alt bölgesi durumunda. Şimdi bu değişimlere baktığımız zaman, neolitik dönem değişimlerine baktığımızda iklimsel ve çevresel değişimleri görüyoruz. Buzul dönemlerinin bitip neotermal şartların başladığı dönem. İşte biraz önce söylediğim gibi yerleşikliğe geçiş. Bu yerleşiklikle birlikte gelen bir sosyal dönüşümden bahsetmek mümkün. Ki bu insanın insanla ya da insanın doğayla etkileşiminin tabii çok farklılaştığı bir dönem. Nüfus artışı, işte kolektif yaşamın kurumsallaşması, bunun ortak kullanım mekanlarının ortaya çıkmasına neden oluşu gibi böyle gerçekten önemli bir takım değişiklikler var. Toplumsal örgütlenmede yenilikler var. O da yaş olsun, uzmanlık olsun, deneyim olsun bu gibi özelliklerin ön planda olduğu bir sosyal yapıdan söz etmek mümkün. Toplumsal kimliklerin ortaya çıktığı bir dönem, kimlik oluşumunun başladığı bir dönem. Ekonomik olarak söyledik zaten tarıma ve hayvancılığa doğru bir gidişin başladığı dönem.
Buna bağlı olarak yine gelişen uzmanlıklardan söz edebiliriz. Yapı işçiliği olsun, işte alet yapımı, yontma taş alet, sürtme taş alet gibi bir takım yenilikler. İşte Aşıklı tam bu geçiş evresi topluluğu. Yani bütün bu şeylerin dönüşümü yaşayan bir topluluk. Biz de bugün bu geçiş evresine mimarlık açısından bakacağız. Şimdi biliyorsunuz en eski barınaklar, yani barınma açısından baktığımız zaman mağaralar ve kaya sığınakları en eski doğal barınma yerleri. Bunu yukarıdaki Yarımburgaz Mağarası İstanbul'da biliyorsunuz, yani herkes biliyor herhalde. Alttaki de Konya Karaman'daki kaya sığınağı. Bununla aşağı yukarı aynı tarihlerde en temsili örnek Ukrayna'daki bu mamut diş ve kemiklerinden yapılan kulbeler. Bunlar en eski barınma yerleri ve insan elinden şeylerde kulbede insan elinden çıkma en eski yapı diyebiliriz. Bundan hemen sonrası Aşıklı'da var en altta ve kesintisiz bir şekilde o işte günümüz köy yerleşmelerine benzer yerleşme dediğim evreye doğru kesintisiz bir gelişim var. Bunları birazdan göstereceğim. Mesela Sıvalı en altta Sıvalı çukur barınaklar. Hemen onun üzerinde saz örgü yapılar, kerpiç duvarlı çukur barınaklar, bunun üzerinde oval planlı toprağa yarı gömük yapılar, bunun üzerinde dörtgen planlı toprak üstü kerpiç yapılar gibi. Ve gördüğünüz gibi şurada da tarihlere bakarsanız bu tarafta ekranın solunda şu okla gösterdiğim milattan önce 9. bin yılın ortası, 9. bin yılın sonu, 8. bin yıl diye gerçekten kesintisiz bir stratigrafi veriyor. Şimdi bu bakımdan da laboratuvar dediğimizde işte böyle bir durum. Şu planda da bizim tabakaları ve mimari gelişimi görüyorsunuz. Yapı, yani konut olarak kullanılan yapıların gelişimini. Tarihler günümüzden önce 10.350 en altta ki bu işte aşağı yukarı 8.350'lere denk geliyor. Daha sonrasında da yerleşme günümüzden 9.300 yıl önce yani milattan 7.300 yıl öncesinde de terk ediliyor. Ve yaşam biçimini de kabaca tarif eden şeyler ya da resmeden canlandırmalar da bunlar. Çağla Çam arkadaşımızın şeyidir, çizimleridir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi bölgeye baktığımız zaman bölge volkanik Kapadokya adıyla bilinen bir bölge. Orta Anadolu bozkırlarının ortasında yer alan bir yer aslında. Şurada bir Melendiz Nehri var görüyorsunuz. Aşıklı Höyük de burada. İnternet gitti zannediyorum. Tekrar edeyim. Şurası Melendiz Nehri. Şurası da Aşıklı Höyük. Burada gördüğünüz Hasan Dağ, yine Melendiz Dağı, şu volkanik Kapadokya dediğimiz volkanik bir arazi olduğu için obsidyen yatakları var. Bu Göllü Dağ obsidyen yatağı, şu Ihlara Vadisi herkesin bildiği gibi. Şimdi şu Melendiz Nehri'nin kenarına kurulmuş bir yerleşme Aşıklı. Boyutlarına baktığımızda 150'ye 350 bugünkü boyutlar. Fakat şunu göstermek istiyorum size. Şu Melendiz çayı biraz önce gösterdiğim Höyük Buya. Bunu batıdan, güneyden ve de kuzeyden kesmiş atmış, tahrip etmiş. Bakın bu fotoğrafta da gayet net gözüküyor. Şurası batısı, kuzeyi ve güneyi olduğu gibi nehir tarafından yenmiş ve tahrip edilmiş. Biz bunu bir tamamlama, topografik planı bir tamamlama denemesi yaptık. Çok daha büyük olduğu orada, net yani ortada. Şimdi bu tabii çok üzücü bir durum. Yani çoğu gitmiş belki yerleşmenin ama şöyle de bir avantajı var. Şurası, bir öncekinde şeyi de söylemedim. Höyüğün yüksekliği de 16 metre.
Şimdi dolayısıyla bu melanezin kestiği yerde böyle bir kesit oluşuyor. Bu çok büyük bir avantaj bizim için. Bu 16 metrelik höyükte tabii tümüyle mimari olduğu için onu kaldırmak lazım en alt tabakalara inebilmek için. O da yıllar sürüyor. Nitekim yaptık bazı yerlerde ama bu kesit ise bize çok rahat alttaki tabakaları okumamızı sağlıyor. Şimdi şurada gözükmüyor ama şurası okla gösterdiğim yer doğal bir dolgu. Yani alüvyal, kolüvyal dediğimiz dolgu. Ve burada hemen bir sonrakine gideyim. Beyaz oklarla işaret ettiğim yerde şuradaki sıva, şu sıvayı takip edebilirseniz bu işte o doğal dolgunun içine açılmış en eski barınak. Ve bir çukur, yani barınak dediğimiz bir çukur şeyin içine, toprak zeminin içine açılmış 4 metre, 3,5 metre çapında büyük bir çukur. Ve o çukur sadece duvarları ve tabanı sıvanmış. Sıvalı duvar ve tabanı var. Başka da hiçbir şey yok. Yani yapı öğesi falan var tabii de hani mimari konstrüksiyon adına. Bakın burada şeyleri görüyorsunuz, taban sıvasını görüyorsunuz. Bir tanesi birkaç kat yani yenilenmiş. Bunun bir tanesine okur boya, doğal kırmızı boya karıştırılarak renklendirilmiş. Bununla çağdaş bir başka kulbeye baktığımız zaman o da yine aynı şekilde doğal zeminin içine oyulmuş büyük bir çukur. Bunun farkı yanmış bir şey olduğu için, kulbe olduğu için ağaçlar son derece iyi koruna gelmiş. Şu üzerinde gördüğünüz beyazlar sazların izleri, fitolit deniyor onlara. Hemen şeyi göstereyim, duvarını şurası, şu şeyle, okla gösterdiğim yer, kulbenin iç duvarı. Bunlar tabii yarım bulunuyor çünkü dediğim gibi tahrip olmuş suyla. Bu kulbenin iç duvarı ve burada diklemesine ağaç olduğu anlaşılıyor. Üzeri de sıvanmış. Bu sağdakinde ise yatayda ağaç kullanımı, yani çatıda. Çatının üzerinde de o saz dediğimiz tabaka var. Bir başka kulübe yine böyle şeyle saz kullanımını gördüğümüz bir başka kulübe yine fitolitlerden anlaşılıyor. Bunlara biz saz örgü yapılar diyoruz. Geçici barınak olarak kullanıldığını düşünüyoruz. Bunların şurada bakın ağaç yerleri gözüküyor. Aynısını deneysel olarak da yaptık. Burada tekrar ağaçlar aralarının sazla örüldüğünü biliyoruz. Bunlar genelde dal örgü mimari diye bilinir genel ismi. Ama bizde saz ağırlıklı olduğu için saz örgü diyoruz. Analizle saptandı bunlar da o fitolit analizle sonuçlarıyla. Şimdi bu geçici barınaklar. Bir sonraki evrede aynı yapım tekniği kullanılarak devam ediyor. Ancak bu kez depolama ya da ağ olarak kullanıldıklarını biliyoruz. Bunu da hem şey dağılımından söyleyeyim, malzeme dağılımından yani bitkiler, hayvan kemiklerinin dağılımından hem de şurada gördüğünüz mesela şeyler, fare ve kurbağa kemikleri şurada olduğu gibi in situ durumda bulundu. Bu tabii depo yerleri için müthiş cezbedici bir şey, bir ortam. Hayvanlar için, fareler için çok cezbedici bir ortam. Dolayısıyla onları da buluyoruz. Bitki kalıntıları var. O dağılım analizleri bize bunların depo olarak kullanıldığını ya da ağıl olarak kullanıldıklarını söylüyor. Burada bakın yanmış halde olan bir tanesi var. Bu da yine tekrardan bir birebir yaptığımız bir canlandırma. Şimdi bunlarla beraber bu depo yerleriyle birlikte geçici tarzdaki kulbelerle birlikte toprağa açılmış bu çukurların kenarlarının artık kerpiçlerle çevrildiğini, kerpiç bloklarla çevrildiğini görüyoruz. Yani
İlk kalıcı yerleşme aslında burada başlıyor ve de 8300'lerde kerpiçin yapı malzemesi olarak kullanılmasıyla. Görüntü şöyle, bu dediğim gibi binaların hep böyle yarısı ya da işte üçte ikisini falan ancak kazabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi bunlar şeyde, o Melendiz'in tahrip ettiği tarafta. Binalar yuvarlak ya da oval planlı, ortalama 4 metre çapında ve toprağa da yarı gömük. İlk gösterdiğim çukur barınaklar tamamen gömüktü, bunlar yarı gömük. Kerpiç bloklardan örülmüş duvarlar. Bunlar kimi zaman kalıpla, kimi zaman ellen bitirilmiş. Şu okla gösterdiğim yerde büyük olasılıkla hafif ıslak getirilip konmuş ve ellen de şekil verilmiş. Bunlara biz kerpiç tuğla demiyoruz çünkü pişirilmemiş, güneşte kurutulmuş. Boyutları çok çeşitli. Genişlikler aşağı yukarı standart, yani 28 santim 30 santim genişliğinde, kalınlıkları da 8 santim kadar, fakat uzunluklar çok değişik. Yani 28 santimden tutun 1.20'ye kadar, şu altta gösterdiğim fotoğrafı görürseniz bakın, ölçek 1 metrelik bir ölçek, 1 metreyi aşıyor, yani 1.20'ye yakın mesela büyük bloklar bunlar. Yapımına baktığımız zaman, kerpiç ve harç yapımına baktığımız zaman, bölge jeolojik yapısı, yani volkanik bir yapıya sahip olduğu için kullanılan toprakta da volkanik cam, bazalt, ponza taşı gibi parçacıklar var toprağın içinde. Ama kerpiç daha çok karbonat, kalsit ve kireç ihtiva ediyor. Şeylerin, kerpiçlerin dönüşümlü olarak kullanıldığını biliyoruz. Yani şurada bakın, tek bir duvarda kaç farklı kerpiç blok var. Bunlar dönüşümlü kullanıldığı için olabilir. Harçlarda ise daha çok çöplüklerden ya da işte işlik alanlarından alınan toprak kullanılıyor. Dolayısıyla içinde kül, hayvan kemiği, çitlenmek, işte hayvan dışkısı baskın bir şekilde bulunuyor. Şimdi binaların kullanımına bir bakar isek hızlı bir şekilde, bu binaların hemen hemen hepsinde merkezi konumda bir ocak yeri var şu ortada. Fakat bu ocak yeri pek pişirmek için değil de daha çok ısınma amaçlı ve ortada hani etrafında oturulmasına yönelik gibi bir durum var. Mezar çukurları var. Üstleri şey yapıldıktan sonra, gömü yapıldıktan sonra üstleri taban sıvasıyla sıvanıyor ve hayat devam ediyor. Şurada gördüğünüz gibi öğütme taşları var. Şunlar depolama çukurları, direk yerleri bunlar. Bu bir başka bina, yine hep standart aslında, iç yapı öğeleri standart. Yani bir ocak yeri var, işte mutfak gibi kullanılan bir alan var. Şurada bir kil tepsi var, mezar yerleri. Depolama ise daha çok şey, küçük ölçekli, saklama ve depolama yönelik böyle küçük sepetler var. Bu da aşağı yukarı bir 12 santimlik bir sepet. Size göstermek istediğimiz ve özellikle de yani dikkatinizi çekmek istediğimiz bir şey de, bir yapı evsi ise, bu havalandırma sistemi. Ki bu şeyde hakikaten Aşıklı'yla çağdaş, bu dönemde başka bir yerde göremedik. Literatür taraması yaptık ve böyle bir şey yok. Şimdi şu oval binalardan bir tanesi, bakın dışarıda, yani duvar binanın dışında duvara bitişik şöyle bir kerpiç kutu gibi, şurada da fotoğrafı görüyorsunuz, kutu gibi bir yapı öğesi var. Bu içte, binanın içinde tabana çok yakın olan bir başka pencere ya da niş görünümündeki bir boşlukla bağlantılı şu.
Şunun ortasını açamadık, yani iki bağlantıyı kuramadık çünkü şu çatlak bir duvar, göçme tehlikesi var diye, ama bir başka binada bu bağlantıyı doğrudan yapabildik. Bakın bu duvarın yine üzerinde dış duvardaki bir boşluk, bir sonrakine baktığımız zaman şu da iç boşluk. Yani şeyle dıştaki boşlukla içteki niş tarzı boşluk arasında bir koridor gibi böyle bir açıklık var. Bu da aşağı yukarı işte bir 30 metre uzunluğunda ve 45 derece eğimli. İçi de gayet muntazam kerpiç bloklarla döşeli. Bunun biz temiz hava almak için kullanıldığını düşündük. Çünkü herhangi bir akıtma şeyi yok, bir izli yok, verisi yok ya da yanma durumu yok. Hani pis hava çıkışı değil de temiz hava almak için kullanıldığını düşünüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi o literatür taramasında benzerlerini bulamadık. En yakın benzeri ise bu Amerika yerlilerinin Pueblo'larındaki Kiva binalarını biliyorsunuz. Bu toprağa gömüktür bunlar şuradaki gibi. Yani dörtgen mimarinin yanında şöyle toprağa gömük yuvarlak Kiva binaları, tören binaları var. Bu da işte Mesa Verde'deki örnek. Bunların şurada bakın bir aynı bizdeki gibi bir şeyi var, niş var. Dışarıda ise o havalandırma deliği. Burada da aynı şeyi görüyorsunuz. Şurada ve burada. Bunlar da içeriye temiz hava alan havalandırma. Büyük olasılıkla bizim Aşıklı'da bulduğumuz o çukur barınaklardaki şeylerde o havalandırmalara yönelik. Çatı yapısı konusunda, bu binaların çatı yapısı konusunda da oldukça şanslıydık. Bir tane çünkü olduğu gibi göçmüş bir çatı bulduk. Burada ağaçlarını görüyorsunuz. Ağaçlar mineralize olmuş şekilde korunmuş. Bunların yönlerinden ve de binanın içindeki şu direk deliklerinden, merkezi direk deliğinden yola çıkarak bunun biz tekrardan kopyasını yaptık deneysel olarak. İlk önce şurada Canay arkadaşımız zannediyorum dinliyor. Canay ve Güneş'in birlikte yaptıkları şey bu, çizim bu. Buna bağlı olarak da kendisini yaptık. Yani binanın kendisini yaptık ve deneysel olarak da test etmiş olduk. Burada her şeyi görüyorsunuz. Buradaki tek soru işareti çatıların eğimi. Yani ne kadar eğimli olduğunu çok bilmiyoruz. O biraz spekülatif oldu ama diğer her şey birebirdir. Ben toparlıyorum şimdi. Yerleşme dokusuyla ilgili çok az bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu 9. bin yıl yerleşme düzenine baktığımız zaman şurada yapıları görüyorsunuz. Bu yapıların birbirinden bağımsız olarak yan yana yerleştiklerini, konumlandırdıklarını görüyoruz. Ve ortalarında da böyle bir işlik alanı var. Şurası yani o işlik alanı. Şurada ocak yerleri var, pişirme çukurları var. Bunun ortak işlik alanı olduğunu anladık. Terk edilen binaların boşlukları ise çöplük olarak kullanılıyor yan binalar tarafından. Bulunan her türlü şeyde pişirme çukurları ve işte diğer her türlü buluntu da buradaki kolektif yaşama işaret ediyor. O işte yerin yakından görünüşü bu. Mesela et ve analizle, yani dağılım analizi yaptıktan sonra et ve kemik parçalama ve paylaşma yapıldığını anladık bu alanda. Yumuşak malzeme kesildiğini, yani bitki türü şeylerin kesildiğini, deri işlendiğini anladık. Bunlar hep tabii bulduğumuz kemik ve taş aletler üzerindeki kullanım izlerinden. Çitlenmiş kavrulduğunu biliyoruz. Yani çok basit bir şekilde hemen 2-3 odun konup orada bir ateş yakılıp çitlenmiş kavrulduğunu ve obsidyen yongalandığını aynı alanda biliyoruz. Pişirme çukurları bunlar.
Şurada çok yoğun bir şekilde kömür var, görüyorsunuz. Daha sonradan kapatılmış. Bunlar da yine bu dönem için aslında çok tipik şeyler, pişirme çukurları. Kolektif yaşamın göstergeleri. Şimdi ben size şuradan başladım. 8400'lerden başladım. 300'leri, şu yuvarlak binaları 8000'lere kadar getirdim. Bundan hemen sonra da bu dörtgen planlı binalar başlıyor. Şimdi sözü ben Güneş'e bırakacağım. Size 8. bin yıl mimarisini anlatacak. Ama onu söylemeden önce de şu slaydı göstermek isterim ki bu dörtgen planlı binalar birdenbire bir dış girdi olarak girmiyor. Bunu da biz yuvarlaklarla birlikte görüyoruz zaten. 9. bin yılın sonunda ve 8. bin yılın başında. Ama yapım tekniğinde biraz fark var. Bunlar dökme kerpiçten. Yani şuraya iki tahta arasına sıvı halde kerpiç dökülüp içine bazen taşlar atılıyor. Tüf taşları şurada vardı. Tüfler atılıyor bakın şöyle. Dediğim gibi yani dörtgenlerle yuvarlakları bir arada zaten 8. bin yılın başında görüyoruz. Şimdi sözü Güneş'e bırakıyorum. O benim kaldığım yerden devam ediyor. Güneş. Güneş Hocam, söze başlamadan bir hatırlatma yapmak istiyorum izninizle. Sunum sonunda sorularınız olursa lütfen chat bölümüne yazarsanız buradan sorularınızı konuşmacılarımız yanıtlamaya çalışacaklar. Onun hatırlatmasını yapmak istiyorum. Buyurun Güneş Hocam. Merhaba herkese. Ben de çok teşekkür ederim. İsmail'le çok uzun yıllar önce birlikte çalışma fırsatımız da olmuştu. Mimarlar Odası'nın bu benim için ikinci davetti. Açıkçası herhalde gözüküyor değil mi? Ben bu meseleyi çok önemsiyorum. Yani mimarlarla arkeologlar arasında özellikle klasik döneme ve sonrasına ilişkin epey bir işbirliği var. Fakat tarih öncesi çağlarla geldiğimizde maalesef çok hızlıca geçti. Yani mimarlık tarihi literatüründe de çok hızlıca geçilen ama aslında temel olarak İrvan'ın da az önce söz ettiği gibi pek çok şeyin başladığı, yani aslında bizim yerleşik yaşam ve öncesinden itibaren pek çok çözümlemeyi, mimarlık adına çözümlemenin yapıldı ve bugün geldiğimiz noktada tasarımsal anlamda ya da planlama anlamında da bu mesele üzerine birilerinin özel olarak diğerlerinden daha nitelikli olduğunu gördüğümüz bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden de bu mimarlık meselesinde meslek olarak yani özellikle biraz daha eskiye doğru götürmekte fayda var diye düşünüyorum kendi adıma. Şimdi Mirvan'ın buraya kadar anlattığı yerden sonra geldiğimiz aşıkta bambaşka bir yermiş gibi bir yerleşme izlenimine kapılacağız. Yani buradan aslında ben bu burada aşıkta değil de başka bir isimle anlatsaydım burayı o kadar farklılık gösterecek ama yine de bir tür devamlılığı da içinde barındıran özel bir yer aşıklı. Ve de Mirvan'ın vurgu yaptığı gibi mimarlık tarihi adına Anadolu konut mimarisinde yani daha doğrusu bugün yaşamımızda gördüğümüz ama Anadolu konut mimarisinde devamlılığını gördüğümüz ki tabii ki bu devamlılığı doğrudan aşıklığa dayandırmıyoruz. Böyle bir niyetimiz de yok zaten ama pek çok şeyi biz aşıklığa adım adım görüyoruz. O yüzden de burası bir anlamda bir mimarlık laboratuvarı. Burada gördüğümüz arkadaki Hasan Dağı ve bölgeyi de düşünürsek volkanik Kapadokya'da muazzam bir kayaç taş çeşitliliği var. Yani yapı malzemesi açısından son derece zengin bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve aslında Anadolu konut mimarisini mimarlar tanımlarken Konya civarında gördüğümüz bir yapı malzemesi türü kerpiç. Yani Batı Kapadokya'nın bu bölgesinde bugün günümüzde hatta Neolitik dönem sonrasında biz Aşıklı sonrasında kerpiçin terk edildiğini ve taş ağırlıklı bir mimarinin tercih edildiğini görüyoruz. Bu nedenle de kerpiç, buradaki Aşıklı'daki insanların çamurla ve kerpiçle olan ilişkilerini aşağı yukarı 1000 yıl sürdürmeleri ve bunu da belki de Orta Anadolu'nun başka bölgelerine taşımalarının bir tür yapı malzemesi ya da konut geleneği açısından da önemli olduğunu
vurgulamakta fayda var. Yani burası kar yükü ve yağış yükü yoğun olan bir coğrafya. Biraz sonra göreceksiniz yerleşme dokusundan tutun da mimari biçimlere kadar. Burada kerpiçin kullanılmış olması biraz tuhaf bir bakıma. Bu nedenle de biz Aşıklı'da sadece bir taraftan kazı yapmıyoruz. Aynı zamanda da bu yapı malzemesi gelişimini anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamak için de eskiden yapılan geleneksel yöntemlerin yanı sıra modern teknolojiyi kullanıyoruz. Bunları kimyasal olarak analiz ediyoruz. İçlerindeki bağlayıcılara vesaire onların ne olduğuna bakıyoruz. Dolayısıyla bütün eskiden yapılan önermeleri burada bir anlamda test ediyoruz. En yukarıda gördüğünüz bu dökme kerpiç vesaire işte nehir kıyısından kesilen kerpiçler, elle biçimlendirilen kerpiçler, güneşte bir çerçeve içerisinde dökülerek güneşte kurutulan kerpiçler gibi burada farklı uygulamalar görüyorsunuz. Bunların hepsini biz Aşıklı'da görüyoruz. Yani bir tür gelişim var Aşıklı'da ki bu gelişim de aslında yani insanlar yavaş yavaş bir şeyi kendi başlarına yapılandırıyorlar. Bu anlamda çok önemli. Yani bir yerden ithal değil bu bilgiler Aşıklı'da. Bu nedenle de bir işte deneysel arkeoloji projesinde sadece buradaki kerpiçleri ve işte kerpiç gelişimi değil, aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi içine kullanılan bağlayıcılar, bunların kaynakları, kaynaklardan nasıl getirildiği, nasıl temin edildiği gibi bir takım simülasyonlarla da bu meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Çünkü Aşıklı'da nüfusun ikinci tabakadan itibaren aşağı yukarı minimum 600'lere ulaştığını hesapladığımız zaman burada ciddi anlamda bir konut yoğunluğunun olması gerekiyor. Bu konut ihtiyacı, yani bu konut yoğunluğunu da karşılamak için bu insanların her binanın aşağı yukarı 40-50 yıl ömrü olduğunu biraz önce göstereceğim binalarını düşünürsek buradaki burada sürekli bir inşaat sürecinin olduğunu tabii ki bugünkü gibi değil. Bugün 60 yıldan daha kısa düşmüş durumda maalesef. Yenileme, kentsel dönüşüm vesaire olduğunu görüyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi bunu yaparken de sadece işte gözle ya da işte elle bakarak, yumuşaklığına, dokusuna bakarak bu işi yapmıyoruz. Mevcut arkeolojik dolgulardan örnekler alıyoruz. Bunlar özel olarak inceleniyor. Burada teknik detaylarına girmeyeyim. İşte bir takım numaralarla gördüğünüz kerpiç tipleri, bunların içerisinde işte hayvan dışkısından tutun da küle kadar, kireçe kadar, farklı toprak tiplerine kadar malzemeler koyup bunları birebir analizlerini hem arkeolojik kazılardan çıkan hem de bizim yaptığımız kerpiçleri karşılaştırıyoruz. Bunu genelde uzman bilmiyor. Dolayısıyla reçetenin aynı mı farklı mı olduğunu anlamaya çalışıyoruz ki burada epey bir yol aldık. Şimdi Aşıklı büyük bir yerleşme. İşte bu arkadaki şeyi de topografiyi ve kayaçları da görüyorsunuz. Aslında nehrin kıyısında su tehdidi olan bir yerde, bir vadinin içerisinde. Ama aynı zamanda bunun avantajları var. Yapı malzemesi açısından hayvanlar buraya hayvanlar da buraya su içmeye geliyor. Bu vadide hareketlilikleri var. Dolayısıyla hem avantajları olan hem dezavantajları olan bir coğrafyadan, bir yerden bahsediyoruz. Ama burayı Mirba'nın biraz önce anlattığı 9. binde yavaş yavaş deneyimleyerek burada karar kılıyorlar ve buraya yerleşmeye karar veriyorlar. Pardon. Şimdi bu sezonluk yerleşim dediğim diye gösterdiğim yerde bu en eski Mirvan biraz önce gösterdi. Kesitlerde şu taraflarda da var. Belki evin alt kısmında da var. İleride bunları bulacağız. Bunun üzerinde o yuvarlak yani tamamen zemine kazılarak oyulmuş çok primitif, çok basit saz yapılardan giderek kerpiçin biçimlendirilerek duvarların daha doğrusu taban kodunun yavaş yavaş yükseldiğini, hemzemin olduğu bir anlayışa doğru gelişim var burada. Biraz önce de söylediğim gibi burada herhangi bir dış bir girdi yok. Bütün çözümleme burada yapılıyor. Muhtemelen bir takım deneme yanılmalar, işte çöken binalar, yanan binalar vesaire. Bütün bu deneyimlerden ders çıkartıyor bu topluluk ve kendi mimari geleneğini ortaya çıkartıyor. Şurada gördüğünüz yavaş yavaş dörtgen yapıların ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz ve
terk sürecine kadar bu dörtgen yapılar hem biçimsel olarak, yani hem büyümeye başlıyor hem de oda sayılarındaki artış oluyor. Aslında benim burada anlatacağım da hem bu yapı malzemesi gelişimi hem işte konstrüksiyon anlamında işte bina teknolojisinin ya da bina tipolojilerindeki çeşitliliğin artması hem de bunun aslında bir tür planlamayla ve sosyal organizasyonla olan ilişkisi ve son olarak da aslında buradaki yapı gelişiminde ya da yerleşme dokusunu ortaya çıkartan anlayışta biraz yavaş yavaş devreye özel alanla kamusal alanın arasındaki çatışmanın ya da o dinamiklerin de devreye giriyor olması ki belki bazılarınız kamusal alan sözcüğü, yani bu dönem için kamusal alan sözcüğünden söz edilebilir mi diyecek ama biraz öyle olduğunu biz yavaş yavaş görmeye başladık başka yerleşmelerle de. Şimdi o yuvarlak yapılardan sonra 8. bin yılda terk sürecine kadar bizim gördüğümüz bina tipleri aslında böyle. Yani arasında, yani bir Aşıklı köyüne gittiğimiz vakit arasında dolaşacağımız binalar böyle olacaktı. Ve fakat daha sık dokulu, yani neresinden girip neresinden, labirent gibi bir yerden bahsediyoruz. Sokaklarla yapıların birbirinden ya da dar koridorlarla ayrıştığı ama tamamen kapalı, Çatalhöyük'te de gördüğümüz, bin yıl sonra göreceğimiz bir anlayıştaki bir yerleşme burası. Şimdi bu anlayış ortaya çıkana kadar hem yapı malzemesi anlamında hem de işte binaların inşa edilme sürecinde bir tür teknolojik devamlılıktan ya da arayıştan, çözüm üretmek gibi şeylerden bahsettik. Ama sadece burada bu meseleyi ihtiyaçlar üzerinden görmememiz gerekiyor bu dönemde. Muhtemelen burada storytelling, yani bir şey, hikaye anlatıcılığı çok önemli. O özellikle de bina sakinlerinin binanın iç öğelerine ilişkin ya da binanın biçimine ilişkin bilgileri diğerlerine aktardığını düşünüyoruz. Hem sadece bina teknolojileri için düşünmeyelim bunu. Taş teknolojisi, besin temini, avcılık nasıl yapılır vesaire gibi. Çünkü Aşıklı'da çok ilginç bir şey var. O da yavaşlık. Çok yavaş bir ritimde yaşam değişiyor. Yani o biraz önce gördüğümüz saz örgü evlerden dörtgen planlı yapılara geçen gelinen süreçte minimum 1000 yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz. 1000 yıl hiçbir kesinti olmadan ki Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıl olduğunu düşünürseniz 1000 yıl uzun bir süre. Çok minimumda seyreden bir değişimden söz ediyoruz ki bu diğer neolitik yerleşmelerde hiçbir zaman böyle değil. Yani bizim Fırat Dicle civarında gördüğümüz neolitik yerlerde çok hızlı bir değişim var. O yüzden bu hızlı değişim bir tür görsel olarak ya da nasıl söyleyeyim, bu hızlı değişim aslında daha ilginç geliyor. Ama bize de bu yavaşlık pek çok şeyi takip etmemiz açısından önemli bizim için. Soldaki Mirvan'ın gösterdiği bir yuvarlak barınak görüyorsunuz. Şu kısmen zemine kazılmış. Duvarlar hafif yani sekmeli olarak üst üste binmişler. Bu anlayışın zamanla değiştiğini görüyoruz ve yavaş yavaş bina yükseliyor, yuvarlak barınaklar. Ve sonraki geldiğimiz süreçte dörtgen yapılar ortaya çıkıyor. Dörtgen yapılarda temel yok, su basman yok. Ve daha ilginç bir şey var. Bir önceki binanın üzerine basıyor. Yani bir önceki yapı adeta bir diğerinin temeli ya da su basmanı gibi kullanılıyor. Bunu da sadece teknolojik bir şey olarak düşünmememiz gerekiyor. Biraz önce yaptığım vurguyla ilişkili. Çünkü bu evler aynı zamanda, şöyle geleyim, sonra geri gelirim. Pardon. Neyse. Bu evler aynı zamanda yaşamla ölümün iç içe olduğu yerler. Yani ölülerini bu insanlar tabanları, yaşadıkları evin zeminin altına gömüyorlar. Dolayısıyla içinde bulundukları mekanda böyle bir bağ kurmaya yavaş yavaş başlıyorlar ve bu bağ bir sonraki kuşağa, bir sonraki kuşağa, bir sonraki kuşağa aktarıyorlar. Sadece bu bağ aktarmıyorlar,
adeta evin içerisindeki düzeni de bir üst evreye doğru iletiyorlar, aktarıyorlar. Pardon. Evet. Şimdi yukarıdaki gördüğünüz, burada gördüğünüz resim 9. bin yıla ait bir resim. İşte koyun keçinin tutulduğu alanlar. Işıklı'nın bir diğer önemi de koyun keçinin evcilleşme sürecini kesintisiz olarak izleyebildiğimiz bir yer. Bu detaya girmeyelim, sizin çok ilişkili değil meseleyle. Burada da 8. bin yıldaki anlayış görüyorsunuz. Şimdi bu aktarımdan bahsetmiştim size. Bu aktarım, biz buna devamlılık diyoruz. Bu çok ilginç bir fenomen. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi Fırat ve Dicle'de, yani Neolitik'in çekirdek bölgesi olarak tanımlanan bazı araştırmacılara göre biz bunun, bu çekirdek bölgelerin çeşitli olduğunu düşünüyoruz. Pek çoğundan farklı olaraktan. Gördüğünüz gibi bunun da altı var ama dörtgen yapıların ortaya çıktığı süreçten itibaren burada aşağı yukarı plan tipinin, bakın, hiçbir zaman değişmediğini görüyoruz ki her evrenin 40 ila 60 yıl olduğunu düşünürsek bu devamlılık çok hakikaten sıra dışı. Aynı zamanda ocakların yapı, diğer yapı öğelerinin, sekilerin vesaire de yer, çok fazla yer değiştirmediğini görüyoruz. Burada da bir kesit görüyorsunuz. Yine bu kesitten belki daha kolay okunabilir. Sağ tarafta yaklaşık 9-10 evre boyunca hemen hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Bu alev çıkan şeyler ocaklar, ocaklı binalar. Bazıları, binaların bazıları keside girdiği için, tamamını kazamadığımız için bazı ocakları bulamamış olabiliriz. Tabii bunu şey düşünmeyin, yani bunlarda bir total station yok, yani tamamen aynı noktaya, bir üst evrede aynı noktaya ocağı yapmıyorlar ama aşağı yukarı aynı evin aynı yönüne, aynı tarafına ocağı yapıyorlar. İşte iskeletler taban, evlerin tabanları altına gömüyorlar vesaire. Buradaki devamlılık hakikaten sıra dışı bir durum. Solda üzerinde 3 yazan, bunlar benim doktora tezimden olan şeyler. Eski evrenin yapısını görüyorsunuz. Onun üzerinde de yeni evrenin inşa edilen yapısını görüyoruz ve üstteki fotoğrafta da birden çok yapıyı görüyoruz. Tabii burada bizim henüz tam olarak aydınlatamadığımız, kendi aramızda da bazen böyle fikir ayrıntılarına düşüyoruz. Bu yapıların eş zamanlı olarak mı yeniden inşa edildiği, yoksa birisi eskidiği vakit, bazen bunu yakalayabiliyoruz ama bazen de yakalaması güç şeyler. Ama düşünürsek minimum 6-7 ton topraktan bahsediyoruz. Bu topraktan kerpiç üretilecek. Bunun için bir suya ihtiyaç var, diğer bağlayıcılara ihtiyaç var ve bir alanda yapılacak. Biraz sonra yerleşmenin planını gösterince daha iyi anlayacaksınız ki çok sıkışık bir yerleşme dokusundan söz ediyoruz. Biraz önce aradığım ve bulamadığım fotoğraf bu. Bu Çatalhöyük'ten bir canlandırma. Bizde bu kadar böyle duvar resimleri falan yok. Son derece naif bir yerleşmeyiz. Bütün, yani mimari olarak her şey gayet güzel gelişirken bu insanlar hiçbir zaman evlerin içerisinde duvarlarını vesaire boyamamışlar. Buna ilişkin yorumumuz da coğrafyadaki zenginlikten dolayı. Çatalhöyük'e gidenler belki bileceklerdir. Son derece görsel olarak, yani çevreye baktığınız vakit bizdeki gibi işte renkler, Hasan Dağı vesaire gibi işte volkanik bir volkanizmanın güzelliğini orada göremiyoruz. Son derece sıkıcı bir landscape'den, peyzajdan bahsedebiliriz orada. Belki de bunu insanlar çözümlemek için duvarlarını boyamışlar, bilmiyorum. Şimdi o devamlılık sürecine burada bakar isek soldakiler metrekeleri, kareleri yapılalım. Aşağı yukarı bu ilk 9. bin yılın ilk çeyreğinden itibaren insanların yuvarlaktan dörtgene doğru geçtiğini görüyoruz. Bu birdenbire olmuyor. Mirvan'da verdiği örnekte olduğu gibi yavaş yavaş oluyor ve sonrasında bu dörtgen yapılarda bir süre
tek odalı ya da bir odalı, bir depo odalı standart bir yapı tipinde devamlılık görüyoruz. Bu durum yerleşmenin terkinden 300-400 yıl önce, yani aşağı yukarı bu yerleşmenin yarı ömründe diyelim, bu durum yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Biz artık yavaş yavaş iki odalı yapıları, üç odalı yapıları görmeye başlıyoruz. Bu sağdaki de slide ters, yani iki slide'ın yeri değişik olacaktı. Burada, bu da Çatalhöyük'te gördüğümüz, 1000 yıl sonra Çatalhöyük'te göreceğimiz devamlılık. Burada da benzer bir durumdan söz edebiliriz. Yani biz şunu söylemiyoruz, Aşıklı insanları Çatalhöyük'e göç etmişler ve bütünüyle oradaki Aşıklı'daki geleneği Çatalhöyük'te yeniden inşa etmişler diye bir şey söylemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın ama Orta Anadolu'da bu anlayışta bir yani devamlılığın yakın doğudan farklı olduğu, oradaki hızlı değişime karşın burada çok daha yavaş ve yavaş bir değişim olduğu, hatta devamlılık olgusunun, fenomeninin çok baskın olduğu ve bunun Aşıklı ve Çatalhöyük'te görüldüğünü söyleyebiliriz. Biraz önce bahsettim size, bu tek odalı ve işte bir oda bir depo yapısının giderek iki odalı yapılara, üç odalı yapılara doğru değiştiğini söylemiştim. Bu aynı zamanda yerleşmede nüfusun da arttığını bize gösteriyor ve nüfusun artmasıyla beraber bu biraz önceki devamlılığı düşünürsek, oradaki devamlılığın da olasılık da ev sakinleriyle, aynı çatı altında yaşayanlar, bunlara aile demiyorum özellikle ama aynı çatı altında belirli bir nedenden dolayı yaşayan ev sakinlerinin yavaş yavaş aslında o evlerin içerisinde bir tür akrabalık gibi diyelim ya da bir tür iş merkezli, bunu anlamak için şu anda DNA çalışmaları yapıyoruz. Bu aktarımın yavaş yavaş adaları oluşturmaya başladığını, bu adaların da mahallelere doğru evrildiğini görmeye başlıyoruz Aşık'ta. Şurada gördüğünüz bu radyal çizgiler, bunlar bir anlamda adalar Aşıklı'da gördüğümüz. Bunlar kimi zaman dar pasajlarla, sokaklarla ya da bir tür cephe sistemiyle, yani cephelerle birbirini alıyor. Bakın burada bir cephe sistemini görüyoruz. Burada bitiyor gibi. Ve ilginç olan, biz ilk defa bu yapıların birbirine bağlı olduğunu, içeriden bağlı olduğunu görüyoruz. Biraz önce söylemeyi unuttum. Bütün bu dörtgen yapılı binalara damlarından giriliyor. Dam aynı zamanda adeta bir avlu gibi kullanılıyor. Yuvarlak yapılı planların 9. bin yıldaki kolektif yaşam bu yuvarlak yapılar etrafındaki açık alanlarda iken, bu dörtgen yapılarda bütün bu şeyin, pratiğin dam üstüne alındığını görüyoruz. Şimdi burada başka bir noktaya girmek istiyorum. Bu da yine Çatalhöyük'ten bir canlandırma. Bir anlamda yavaş yavaş bu Aşıklı'da olmuyor ama bir süre sonra olacak. Belki de ilk ama en emekleme adımları olduğunu söyleyebileceğim bir şeyden bahsediyorum burada. Yavaş yavaş biz aslında Aşıklı'da özel alanında, daha doğrusu kamusal alanında özel alanla hafif bir itiş kakış içerisine girmeye başladığını görüyoruz. Çünkü bu yukarıda gördüğümüz gibi 8. bin yıl ortalarında geniş bir konut alanı, bir burada bir yol görüyorsunuz. Çakıl taşlarından yapılmış bir yol burası. Aslında bir tür, burası bir teraslama yapılmış burada. Çok ciddi 6 metre yüksekliğinde bir teraslamadan bahsediyoruz. Ve bu teraslamanın sonrası buraya büyük bir kompleks inşa edilmiş. Eklenmiş adeta. Bu kompleks de bizim özel yapılar alanı dediğimiz bir yer. Buradaki binalar, biçimleri, büyüklükleri ve niteliği olarak konut alanlarında görmeyeceğimiz şekilde, biraz sonra siz de buna tanıklık edeceksiniz ama hazır şu çıkmışken burada da göstereyim. Bakın bina gelişimleri ve
bu değişimle paralel olarak biz yavaş yavaş hane halklarının bireyselleşmeye başladığını, o bireyselleşmeye paralel olarak da bir nitelikli bir kamusal alanın ya da kolektif alanın ortaya çıktığını söylüyorsun. Kolektif alan herhangi bir tahakküm kurmak için, bu topluluk üzerine bir tahakküm kurmak için kurulmamış elbette. Öyle bir yer değil aşıklı, eşitlikçi bir topluluk. Ama buradaki pek çok problemin ve sorunun aşıldığı, çözüm üretildiği, işte bu insanların çeşitli törenlerle bir araya geldiği bir yer burası. Öyle bakmak gerekiyor. Buna ilişkin pek çok veri var elimizde. Şimdi çok detaya girmiyorum. Evet. Şunu da söyleyeyim bilgi olarak. Burada gördüğümüz zeminde kullanılan kireç adeta bir beton. Yani betona çok yakın. Bundan sonra biz aslında betonu sanıyorum Roma'da, siz daha iyi bileceksiniz ama Roma döneminden biliyoruz. Ama bunun öncesinde aşağı yukarı betona yakın bir sağdaki fotoğrafta da görüyoruz. Kireçin yüksek ısılarda yakıldığını, bunun içinde muazzam bir ağaç yakılması gerekiyor. Yani sosyal organizasyonun çok güçlü olması gerekiyor böyle bir yapıyı inşa etmek için. Ha, şimdi diğer olgu da burada aşıkta gördüğümüz aslında üstteki fotoğraf Çatalhöyük'ten bildiğiniz işte kimilerine göre burada bir Hasan Dağı var. Altındaki yerleşme Aşıklı ve Çatalhöyük'teki insanlar Aşıklı'daki hikayeden bahsediyorlar. Belki orada bir volkan patlamıştı ve bu patlamadan dolayı da bu insanlar yerleşmeyi terk ettiler. Buna ilişkin böyle bir veri yok elimizde. Bunun Aşıklı olup olmadığını da bilmiyoruz. Çok spekülatif bir şey. Ian Hodder daha sonra bunun bir işte yerleşmeyi koruyan bir yaban hayvanı olduğunu ve başka türlü bir şekilde yorumladı bunu. Tabii bu da çok spekülatif. Bunu da bilemeyiz tam olarak ne olduğunu ama burada aşağıya bakarsak alt tarafa Aşıklı, Canasan ve Çatalhöyük yerleşmeleri. Bu yerleşmelerde yerleşme dokusunun neredeyse tıpatıp aynı olduğunu görüyoruz. Yani belki bina biçimleri hafif değişiyor, işte bina içinde bölümlemeler var, büyüklükler farklılaşıyor ama yerleşme doku olarak birbirine çok benziyor. Ve şimdi bu planı alıp biz yakın doğuda bir yere gittiğimizde bunun da aynı olduğunu görmüyoruz. Sağdaki şeye bakarsanız, coğrafi sınırlara bakarsanız, Levant'ın kuzeyinde yuvarlak yapılardan sonra başka yapı tiplerinin eş zamanlı olarak değiştiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesini kullandık burada. Mesela hücre planlı yapılar. Hiçbir zaman böyle bir yapı tipini biz Orta Anadolu'da görmedik. Çayönü, Nevali Çölü, Caferöyük, Akarçay, Mezatil. Yani onlarca yerleşmede gördüğümüz bir yapı tipinden bahsediyoruz. Tabii burada da ben biraz bunun içinde bir köprü kurmaya çalışıyorum. Arkeologlar hücre plan derken aslında bir bodrum kat planından bahsediyorlar. Aslında bu hücrelerin içinde yaşamıyorlar insan. Yani biraz terminoloji problemi var maalesef bu yapı tiplerini tanımlarken. O yüzden de arkeologlarla mimarlar biraz birlikte çalışmalı diye düşünüyorum. Bunun Güney Levant'ta gittiğimizde yine benzer bir yapı tipine ama bu sefer bodrum katta değil, pier house dedikleri koridorlu bina. Ortada büyük bir koridor var, sağda solda odalar var. Bir yapı tipini görüyoruz. Bu da Güney Levant'ta gördüğümüz bir yapı anlayışı. Orta Anadolu'ya geldiğimizde ise buna işte Orta Anadolu tipi diyebiliriz. Aşıklı'da gördüğümüz, Süber'de de gördüğümüz, Canasan'da gördüğümüz, Çatalhöyük'te gördüğümüz dörtgen planlı yapı tipleri olarak söz edebiliriz. Burada da biraz yerleşme dokusu. Aşıklı ve Çatalhöyük yerleşme dokusu aşağı yukarı birbirine benziyor. Burada Çayönü'nü görüyorsunuz. Büyük yapılar var ve büyük yapılar birbirlerinden geniş avlularla ya da açıklıklarla birbirinden ayrılıyor. Tabii ki bunun nedeni sosyal farklılıkları. Buradaki hızlı değişimin nedeni daha etkileşime açık bir coğrafyada bu biraz önce bahsettiğim değişim. Çok fazla köy var, ne yok ki köy var ve belki bir tür rekabet, bir tür etkileşim nedeniyle bunun içerisinde çok insani şeyleri de koymamız gerekiyor.
kibir, kıskançlık vesaire, bütün bunları inşa ettiğimiz bir dönemden bahsediyoruz. Çünkü ego, hepsi yani hepsi bir bütün. Dolayısıyla da burada biz çok hızlı bir yapısal değişimin olduğunu, hatta bu dönem bu yapıları inşa edenlerin de belki de daha uzman, bu konuda uzman kişiler olduğunu, nasıl çanak yapan ya da taş yapan uzmanlar var, bina yapan uzmanlar var ve belki de belirli bir bölgede dolaşıyorlar ve yapıları istenildiği gibi inşa ediyorlar. Fakat buna karşın Orta Anadolu'da gördüğümüz çözümlemenin tamamen bu bölgeye özel olduğu, çok etkileşim içerisinde olmadığı şeklinde. Toparlarsak yani geldiğimiz noktada aslında aşıklı, göçerlikten yerleşikliğe, işte yabanından evcile, yuvarlaktan dörtgene, kolektiften bireysele. Bireysele diyoruz ama tamamen bireysel olmuyor. Bunu bir siyah beyaz gibi düşünmeyelim burada. Yani grinin tonu hafiften başlamaya başlıyor. Bu bireyselleşmeyi biraz daha birkaç bin yıl sonra göreceğiz. Bu tür dönüşümleri böyle çok minik adımlarla gözlemlediğimiz bir yer. O yüzden de adeta şey de çok önemli. Biraz önce söylemiştim size, koyun ve keçinin evcilleştirme süreci gibi. Yani insanların bir mekan içerisinde nasıl kendilerini evcilleştirdiği ve yavaş yavaş bir tür tamamen ihtiyaçlardan çıkıp aynı çatı altında yaşama nedenlerini tam olarak bilmediğimiz için akrabalık ya da aile demiyorum. Çok tartışmalı başka bir mesele bu. Antropolojik ya da sosyolojik olarak, ama buna doğru evrildiği bir yer. Bununla beraber de işte yapı tiplerinin, yapı büyüklüklerinin, işte mekan kullanımının değiştiğini görüyoruz. Ve bir şeyden bahsetmedim size. Çöp meselesi. Tabii bu kadar yerleşme, bu kadar büyük oyun olunca, büyüyünce ve sayısal olarak bu kadar artınca da sizin atıklarınız da büyük bir sorun oluşturmaya başlıyor. Ve bu atıkların da biz mahallelere, her mahallenin aşağı yukarı tanımlı bir çöp alanının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada artık biz bir planlamadan, biraz önce size gösterdiğim o, şurada da tekrar görebileceğiniz o büyük teraslama sonrası inşa edilen özel yapılar alanından, burada bir tasarımın olduğu, yani burada bir planlamanın olduğu ve planlamanın da harfiyen ilerlemesi için bir sosyal organizasyonun olduğunu burada söyleyebiliriz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eksik bir şey varsa Mirban sen tamamla istersen. Söylemeyi unuttuğum bir şey varsa. Teşekkürler. Unuttuğum şeye teşekkür etmek. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Dinleyen herkese. Peki biz de mimarlığın tarih öncesi serüvenine Aşıklı Hayık özelinde çıkardıkları bu keyifli yolculuk için Sayın Profesör Doktor Mihriban Özbaşaran ve Sayın Doçent Doktor Güneş Duru'ya teşekkür ediyoruz Mimar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu adına. Eğer sorularınız varsa chat bölümüne yazarsanız biz kendileriyle paylaşmaya çalışacağız buradan. Ben başta söylediğimi tekrarlayayım. Nasıl bekliyoruz soruları? Mimarlarla ortak çalışmalar yapabilmek için Aşıklı'ya bekliyoruz. Anlattıklarımızı yerinde görüp, sizin gözlemleriniz çok önemli, sizin sorularınız çok önemli. Biz yıllardır, 30 yıl oldu, 30 yılı geçti bizim, 31. yıl galiba. 89'da Profesör Doktor Ufuk Esin hocamızın başkanlığında başlamıştık çalışmaya. Biraz farklı görüşlere, sorulara, yorumlamalara ihtiyacımız var. Onun için çok memnun oluruz eğer gelirseniz ve izlenimlerinizi, sorularınızı, düşüncelerinizi paylaşırsanız bizimle çok memnun oluruz. Şimdi de memnun oluruz. Sorunuz varsa memnuniyetle. Sanırım 2003 ya da 2004 yıllarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi Mirban abla? Ben ilk geldiğimde Aşıklı Hüye henüz bu deneysel olarak
yapmayı şu anda yapmış olduğunuz, gerçekleştirdiğiniz o örnekler bir proje olarak duruyordu. Şimdi onların hepsi gerçekleşmiş. Ben de ilk fırsatta gelmeyi planlıyorum. Umarım. Çok seviniriz. Yani göstereceğimiz hem orijinal malzeme var. Yazın çağırma nedenimiz o zaten. Yani kazı sırasında gelirseniz bütün her yer açılmış oluyor. Kazı sezonu dışında korumak adına tabii üstünü örtüp bırakıyoruz. Hani yine bu deneysel yapılar görülebilir ama orijinaliyle kopyaları yan yana görmek daha ilginç oluyor. O bakımdan hani yazın belki daha iyi olur. Biz de orada oluruz. Karşılıklı konuşma imkanımız da olur. Ben sorular var. Arzu ediyorsanız onları paylaşayım. Hani şeyler belirtilmemiş, kimin cevaplayacağını veya kime sorulduğuna dair bir dipnot yok ama hani Güneş ya da Miriban abla hanginiz uygunsa sizden cevapları bekliyoruz. Sayın Haluk Haksal sormuş. Sunumlar için öncelikle çok teşekkürler. Aydınlatıcı ve detaylı bilgiler içeriyor. Bir sorum olacak. Çatal Höyük'te neolitik evrelerin içinde duvar resimleri yanında orijinal boğabaşı, koçbaşı, geyik başlarının duvarlara aplike edildiğini biliyoruz. Bunların yanında rölyef halinde insan ve hayvan figürleri de görülür. Aşıklı'da ise bunlardan hiç bahsetmediniz. Herhalde bulunmadı. Eğer öyleyse bu durum Aşıklı halkının Çatal Höyük'e hiç göç etmediğini, farklı halklar olduğunu gösterir mi? Birinci soru bu. Arzu ediyorsanız şu ana kadar gelen soruları nasıl yapalım, okuyayım, birleştireceğiniz sorular olabilir belki cevap açısından ya da teker teker gidebiliriz. Nasıl arzu edersiniz? Teker teker gidelim isterseniz. Tamam. Peki. Güneş ister mi? Güneş başlar mısın? Ya da ben söyleyeyim, sen de tamamla istersen. Şöyle Haluk Bey, Çatalhöyük'te doğru söylediğiniz her şey Çatalhöyük'te var. Aşıklı'da bu bağlamda hiçbir şey yok. Yani size anlatmadık değil, yok. Öyle diyeyim. Aşıklı'da Güneş de bahsetti zaten konuşmasında. İnsanların düşüncelerini ya da işte algılarını dışarı ifade etmede bir sorun var gibi bir durum var. Yani hiçbir şeyi dışa vurmuyorlar. Ya da Güneş söyledi, yani çevre o kadar zengin ve renkli ve nasıl diyeyim çekici ki zaten bütün şey her türlü o tür dışa vurumu o şekilde karşılıyorlar. Yani o Hasan Dağ, güneşin doğuşu, güneşin batışı, işte çiçeklerin açması, kapanması, osu busu filan, müthiş zengin bir ortam. Biz Çatalhöyük'te de çalıştık 5 yıl kadar. Yani dümdüz bir şey ova. Hiçbir şey yok. Ne renk var, ne bir hareket var, ne hayvan var etrafta. Görülecek hiçbir şey yok. Bizim Kapadokya'dan çok farklı bir ortam. Dolayısıyla zannediyorum bu çevresel şartlar insanları buna, yani bu farklı ifade biçimine yöneltiyor. Şeyde yok. Yani Kapadokya'da bu yok. Kapadokya'da demeyeyim. Aşıklı'da bu yok. Şimdi bu Çatalı'ya gitme, o halkın bir parçası olma olmama meselesi de tabii biz benzerlikler, farklılıklar üzerinden karşılaştırmalı yapıyoruz. Bir takım benzerlikler gerçekten var Çatalhöyük'le Aşıklı. Güneş söyledi, işte yerleşme dokusu olsun, devamlılık olgusu olsun, taş alet teknolojisi olsun, çok benzerlikler var. Ama bu anlamda da yani inançlar, inançların yansıması, ifade biçimi anlamında da büyük farklılıklar var. Zaten eğer Aşıklı'dan Çatalhöyük'e bir grup gittiyse bunun küçük bir grup olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Ona katılan da var, katılmayan da var. Ama küçük bir grubun, yani Aşıklı'nın terki daha doğrusu küçük gruplar halinde oldu diye düşünüyorum. Ve Çatalhöyük'e gidenlerin de bir grup olduğunu,
O da Çatalhöyük'te belki şeyin içinde, Çatalhöyük topluluğu içinde akültüre oldu ve yani oranın kültürünü aldı, adapte oldu filan diyeceğim. Ben buradaki senaryoya bir ek yapayım. En azından çeşitlilik olsun. Tabii ki çevre önemli olabilir ama hani sanki buna vurgu yapıyormuşuz gibi oldu. O kadar da tabii deterministik bakmıyoruz meseleye ama Aşıklı'da bunları görmüyor olmamız çok ciddi bir kontrast. Çünkü 50. bir yıldan itibaren insanlar kendilerini bir şekilde ifade ediyorlar. Yani bu bilişsel evrim dediğimiz şey ve son 20 yıldır çok yoğun olarak tartıştığımız antropolojik anlamda. Ve dolayısıyla avcı toplayıcılığa geçiş sürecindeki değişimler de çeşitli teoriler var. Burada yine detaya girmeyeyim ama bu süreçle beraber sembolik ifadelerin de arttığını, bir şekilde insanların kendini yoğun olarak bir takım materyal kültürle ya da boyalarla ya da kabartmalarla ya da hayvanların bazı uzuvlarını kullanarak işte boynuz gibi vesaire kendilerini ifade ettiğini görüyoruz. Aşıklı bunu yapmadıkları ender yerleşmelerden bir tanesi. Dolayısıyla aynı zamanda da bu yerleşme Aşıklı biraz önce söylediğimiz gibi biraz kapalı bir yerleşme. Kendi çözümünü kendisi üretiyor sürekli. Çok fazla etkileşim içerisinde değil. Sebeplerden bir tanesini bu nedenle senaryoya dahil ederken bu insanların bunun bilinçli bir tercih de olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Nedenini henüz bilmiyoruz. Bunu ispatlamak çok kolay değil ama 13 kilometre kuzeyinde yeni bir yer kazmaya başladık Aşıklı'nın. Burada bile eş zamanlı olarak biraz daha fazla insanların kendilerini Haluk Bey'in sorusunda olduğu gibi ifade ettiklerini görüyoruz. Demek ki bu topluluk biraz da sadece çevresel nedenlerle değil, biraz da özel olarak kendini bu şekilde ifade etmek istemiyor. Nedenini sahiden bilmiyoruz. Peki ikinci soruya geçiyorum. Meltem Muluk Sever soruyor. Öncelikle hocalarıma teşekkür ederim diyor. Sorum Aşıklıhöyük'te farklı dönemler için yaklaşık bir nüfus bilgisi var mı acaba diye sormuş. Arkasından bir ikinci sorusu var Meltem Hanım'ın. Oval plan içinde duvarlarda ahşap yuvaları olabilecek girintiler vardı. Çatı desteklerinin duvara da dayanmış olma ihtimali var mıdır diye sormuş. Sen cevap ver istersen. Nüfus sordu. Nüfus senin ama söyleyeyim. Nüfusu Güneş çalıştı doktora tezinde ve bu dörtgen planlı yapılar evresi için tahminimiz yani tabii şey bir modelleme yaparak söyleyebiliyoruz bunu. 600 ila 1000 arası. Benim size anlattığım dönem ise o geçici barınaklardan işte ilk yuvarlak yapıların o dönemde de çok daha genel anlamda 100 kişilik küçük bir grup olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu genel anlamda derken etnografik örneklerle bu tür grupların aşağı yukarı 100 kişilik gruplar olduğunu, 50 kişi 100 kişiyle başladığını ve daha sonra geliştiğini söyleyebiliyoruz. Ama hani o yuvarlak yapılar evresi için bir çalışmamız yok. Çünkü çok az sayıda bina biliyoruz. Çok az yer açılabildi. Yukarıdaki dörtgen yapıların tümüyle kalkması lazım daha geniş alanlarda çalışabilirim diye. O da çok zor tabii. Çatı destekleyen duvar, çatıyı destekleyen direkler duvara çok yakın. Ama hiçbir zaman duvarın içine gömülmüş bir halde değil. Yakın doğuda ise duvarın içine gömülmüş ahşap direk yerleri var. Ama bizde payanda gibi değil. Efendim? Payandadan yani payanda tek gibi bizde yok. Çok payanda gibi kullanmıyorlar. Kullanmıyorlar ama şeyde hemen duvara yakın. Yani gösterebilirim yine isterseniz şeyi planı. Duvarın hemen önünde direk delikleri. Çatı
çok iyi destekliyor. Peki Güneş Hocam'ın eğer bir ilavesi olmayacaksa, yok. Fulya Hanım'ın, Fulya Erol'un bir sorusu var. Merhabalar, pencere boşluklarının bırakılmaya başlanması ile ilgili bir bilgi var mıdır diyor, soruyor kendisi. Tamam. Pencere boşluğu işte şeyde benim anlattığım dönemde 9. bin yılda pencere o havalandırma delikleriyle ilgili olan boşluklar var. Ama pencere olarak duvara açılmış boşluklar yok. 9. bin yılı için söylüyorum. Sonra dörtgen planlı yapılarla birlikte 8. bin yıldaki yapılarda ocaklarla bağlantılı küçük aşağı yukarı 25'e 25 boyutlarında, santim boyutlarında karemsi açıklıklar var. Bunlar hemen ocağın üstünde, o da baca deliği şeklinde. Artı odalar arasında, güneş göstermişti onu, odalar arasında pencereler var. Ve o pencereler öyle ki iki farklı binanın yan yana, iki farklı binanın arasında da var. Ki o bize zaten bina grupları tanımı yapmamızı sağlayan pencereler var. Güneş, ekleyeceğim bir şey. Şöyle yani pencere, yani o iki bina arasındakiler penceremsi, ama o aynı zamanda emekleyerek birinden, bir binadan diğerine geçmek işine yarıyor. Gibi. Evet. Ve belki de bizim bulamadığımız kodlarda, yani biz genelde biraz önce gösterdim size, binaları adeta temel gibi kullanıyorlar, dörtgen binaları. İşi bittikten sonra iç duvarları yıkıyorlar, dolduruyorlar ve aynı duvarların üzerine yeni bina inşa ediliyor. Dolayısıyla biz kazıda bulduğumuz vakit herhalde bulabildiğimiz en yüksek duvar 1.30-1.40 gibi oluyor. Belki de 1.70'te, 1.80'lerde küçük havalandırma gözleri ya da minik pencereler var, ama büyük bir pencere henüz yok. Aşıkta, yani bizim bildiğimiz anlamda, bugün kullandığımız anlamda pencere sistemi yok. Peki bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Hüseyin Çelik'in sorusu. Kapadokya'da da Kaz Dağları'nın arkasından Kanada firmasının altın araması izninin verilmesini nasıl değerlendirdiğinize dair bir soru sormuş kendisi. Yani cevap ortada, nasıl değerlendirebiliriz ki? Cevabı kendi içerisinde saklı. Evet. Yani gerçekten Kapadokya'da o kadar çok şey oldu ki bir altın aranmadığı kalmıştı. Yani. Peki. Var mıdır, çok pardon, bölmedim değil mi sözünüzü? Yok yani, yok, çok söylenecek bir şey yok zaten yani. Ne diyebiliriz ki? Kapadokya işte... Kapadokya. Tek yer Orta Anadolu'da bir tane Kapadokya var. Evet. Tuz Gölü'nün altında doğalgaz, işte diğer tarafta altın falan. Yavaş yavaş Kapadokya'da elden gitmeye başladı maalesef. Peki. Hande Akarcı'nın bir sorusu var. Çok teşekkürler sunumunuz için. Aşıklı Öyük coğrafi olarak çevresinde zor ulaşılan bir alan mı? Yavaş gelişime etkileşim azlığına dayanabilir mi diye sormuş. Şöyle söyleyeyim. Bu aslında güzel bir soru şu açıdan. Çok. Değil. Hem değil hem evet. Ama diğer taraftan da bazen ulaşması zor yerler daha cazip olabiliyor bu topluluklar için. Yani bir yeri keşfetme arzusu vesaire. Orayı... O yüzden de biraz böyle bu coğrafi bariyerlere bu dönemde özellikle insan topluluklarının böyle bakmadığını düşünüyoruz. Çok görünmeyen bir yerde değil. Sonuçta burada Mirba'nın bahsettiği gibi obsidyen kaynakları var. Ve bu obsidyen kaynakları 40-50 bin yıldan itibaren Orta Anadolu'daki obsidyen kaynaklarını biz Suriye'ye kadar, Orta Fırat Vadisi'ne, hatta daha sonraki zaman dilimlerinde Aşıklı'dan daha henüz Aşıklı yokken bütün Levant'a doğru gittiğini buradaki obsidyenlerin biliyoruz. Ama tabii ki bu gidiş şöyle değil. Yani birisi obsidyen alıyor bir kütleyi ve Filistin'e yürümüyor. Yani bir takım yerlerde parçalar ya da bloklar bir diğerine ulaşıyor. Belki çıktığı yerden 100-200 yıl sonra
gitmek istediği adrese gidiyor ilk başlarda, sonra bu zaman kısalıyor. Dolayısıyla bu topluluklar aynı kaynakları kullanıyorlar. Yani birbirlerinden habersiz olma ihtimalleri yok. Ve coğrafi olarak evet, işte baktığımız vakit işte Levant'tan Orta Anadolu'ya ulaşmanız için çok güç bir coğrafya yani gelmek için vesaire, ama yine de bunun 50 binde bile engel olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla artık 10 binlere geldiğimizde burada artık yoğun bir iletişim ağı var. Sadece obsidyen üzerinden değil, başka materyal kültür öğeler adına da bu iletişim ağının olduğunu söyleyebiliriz. Aşıklı'ya da bazıları ulaşıyor. Tamamen kapalı değil yani. Aşıklı'ya hiçbir şey ulaşmıyor değil. Fakat bunların sanki böyle üçüncü el, dördüncü el bir yerlerden bir şekilde geldiğini düşünüyoruz. Hiçbir zaman Aşıklı'yı teknolojik olarak etkilemiyor ya da değiştirmiyor. Ekleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum. Bir şey ekleyebilir miyim İsmail, vakit varsa? Tabii ki, buyurun. Yani çok ilginç de onun için. Şimdi bu obsidyen kaynaklarından bahsettik. Aşıklı'ya 25-30 kilometre kadar uzaklıkta ve Güneş'in dediği gibi 40 binden itibaren yoğun bir obsidyen alışverişi var uzak bölgelerde. Şimdi Aşıklı da aynı kaynakları kullanıyor. Ve bu obsidyen kaynaklarında, obsidyen işliklerinde uzaktan gelmiş ustalar var. Bunların apayrı teknolojileri var. Oradan zaten farklı gruplar olduğunu biliyoruz. Şimdi bizim Aşıklı ustalarıyla bunlar mutlaka burada karşılaşıyorlar, karşılaşmışlar. Onların teknolojilerini görüyorlar. O teknolojiyi birkaç parça üzerinde deniyorlar. Bizim Aşıklı ustaları, ama hiçbir zaman o teknolojiyi de kabul edip kendileri o teknolojiden devam etmiyor. Bunun kopyalarını görüyoruz. Bu tabii müthiş bir şeydi. Yani o insan o filmi canlandırıyor gibi oldu. Bu taşta bu sonucu alınca uzman arkadaşlarımız çok heyecan verici oldu. Ama en azından Aşıklı topluluğunun yani bu obsidyen takası alışverişinin dışında kaldığını, o network'ün dışında kaldığını gösteren önemli bir örnek. Peki, Hande Hanım'ın iki sorusu daha var. Müsaadenizle diğer sorulara geçmeden ben Hande Hanım'ın o iki sorusunu daha paylaşmak istiyorum. Çatalhöyük'te veya Aşıklı'da milattan önce 9000'lerde bölgede orman dokusu olma olasılığı nedir acaba? Herhangi bir bulgu var mı bu yönde? İkinci sorusu bu. Üçüncü sorusu, kamusal kullanıma ayrılmış bina kalıntısında ne tür kalıntılara rastlandı acaba? Bu binalarda ortak yeme içme, sunu, adak, ritüel gibi faaliyetlere ait kalıntılara rastlanmış mıdır? İlkini sen cevapla istersen, ikinciyi ben cevaplayayım. 9000'lerdeki çevre şartları bugünkünden çok farklı değil, ama birkaç derece bir kere daha nem açısından daha nemli olduğu için ormanların biraz daha geniş alanları kapladığını biliyoruz. Bugün örnek olarak Hasandağ ve Melendiz dağlarının eteklerindeki meşe ormanlarının Aşıklı'ya çok daha yakın olduğunu ve daha fazla olduğunu, ortamın çok daha yeşillik olduğunu söyleyebiliyoruz. Kamusal binayı sen mi söylüyorsun Güneş? Evet. Peki. Ama yani çevre bu kadar mı? Ne anlatayım başka? Evet, daha. Evet. Sen anlat o zaman. Yok yok, anlatmayayım. Çok. Hayır. Ben tam yazarken yakaladım. Neyse. Çevreye ek olarak da bir şey yapılabilir. Yani sonuçta bu insanlar hayvanları evcilleştirme süreciyle beraber ve tarımın da yoğun olarak artmaya başlaması, yani ritminin başlarda, çünkü tarım çok merkezde durmuyor ama yavaş yavaş ritmi artıyor ve hayvan, koyun, keçi evcilleştirmeyle beraber bunları da otlatmaları gerekiyor. Bugün günümüzde olduğu gibi hem tarım arazisi için hem de
bu hayvanların otlatılması için yavaş yavaş da insanların çevreye zarar vermeye başladığını görüyoruz. Tabii bu hiçbir zaman bugünkü ölçekte değil ama hem yapı malzemesi temin açısından hem de bu sorunların çözmek için isterken insanlar yavaş yavaş çevrelerine zarar vermeye başlıyorlar. Yani o zarar aşamasının daha doğrusu bugün antroposen olarak tanımladığımız sürecin aslında başladığı dönem olarak da neolitiği adlandırabiliriz. Diğer soruya gelirsek özel alanlar ya da kamusal alan daha farklı olarak ne var? Burada biz daha çok kolektif faaliyetlerin olduğunu görüyoruz. Özellikle biraz önce gösterdiğim o büyük yapıların hemen içerisinde o komplekste büyük fırınlar var, bazalt taşlarından yapılmış. Ve fırınların yanında çöp atılan yerler var. Ve yine burada bir sığır ve bir yaban sığırının ve 5 kadar koyunun bir seferde yapıldığını, tüketildiğini sığır. Gösteren... Sığır. Evet, yaban sığırı. Koyun tüketildiğini... tüketildiğini gördüğümüz bir müsteki bulduk. Üzerine de kırmızı aşı boyaları serpiştirilmiş. Dolayısıyla bu da aşağı yukarı yüzlerce insanın eş zamanlı olarak bunu tükettiğini gösteriyor. Yani burada yapılan ziyafet sırasında. O yüzden ama bunun dışında işte bu burayı hani işte büyük heykeller ya da ne bileyim dikmeler, kabartmalar falan bu alanda yok. Yani burada kolektif faaliyetlerin sürdürüldüğünü biliyoruz ama onun dışında pek fazla veri elimizde yok. Peki. Bu bir soru değil, dilek sanırım. Onun için olduğu gibi paylaşacağım buradan bunu. Işıklı'da yaşayan bir çocuğa ilişkin bir çocuk kitabı yapabilsek çok isterdim. Sevgili Mihriban, işbirliği şahane olur demiş Sayın Müren Beykan. Hazırız. Peki. Hazırız çünkü çocuklarla ilgili şey var elimizde. Biraz veri var. Yani mezarların dışında çocuğun varlığını takip edebildiğimiz veriler var ki çok heyecanlandırıyor bizi bu. Çok keyifli olur. O zaman sabırsızlıkla bekliyoruz bu çalışmayı. Peki. Evrim Ulaşan'ın sorusu. Çok keyifle dinledim. Çok teşekkürler sunumlar için. Sorum şu, daireler form bakımından esnek ve dönüşebilen formlar değildir. Bir araya geldiğinde de mekanına atıl işlevsiz alanlar kalır. Kare planlı forma geçişte kaygı hem gelişen ihtiyaçlara uyumlu olarak konutları genişletebilmek hem de birbirine yakın iç içe konutlara yerleşim mekanı etkin kullanmak olabilir mi? Öyleyse kentleşme adına bir inovasyondan söz edilebilir mi? Bu Güneş'in sorusu. Güneş'in cevabı. Yok estağfurullah. Yok sen de verebilirsin. Yok. Doğru ama kentleşmeye çok var. Yani kentleşme tabii ki bunların hepsi birer atılmış birer adım. Kümülatif adımlar diyelim. Yani sadece Işıklı'da atılan adımlar değil ama evet bu yuvarlak ve dörtgendeki en temel farklılık bu. O yüzden de bu dönemde insanlar yuvarlaktan dörtgene geçiyorlar ve bir daha da yuvarlığa geri dönmüyorlar yani baktığımız vakit ve dörtgen üzerinden işte o çeşitlenme, eklenme ya da büyüme vesaire bu dörtgen plan üzerinden gelişiyor. Doğru bir tespit ama büyük resimde ve tarihe öyle baktığımız vakit kentleşmeye giden süreçte önemli bir adım tabii ki bu. Ama dediğimiz gibi bu adımlara böyle biraz kümülatif bakmamız gerekiyor. Günsü Ünlü'nün sorusu, çöp olarak nitelendirilen objeler nelerdir? Çöplükler hayvan kemikleri, obsidyen artıkları, dışkı, idrar, onlar da tespit edilebiliyor artık onun için söylüyorum. Kül, bitki kalıntıları gibi
hem besin artıkları hem şeyler, günlük faaliyet işlerden kalan artıklar, kerpiç parçaları, sazlar, inşaat faaliyetlerinden kalanlar, bunların hepsi çöplükler. Yani meyveler, meyve çekirdekleri, meyve sapları, bunlar tahıl sapları, bunların hepsi tespit edilebiliyor. Bunlardan oluşuyor. Peki Güneş Hocam'ın bir ilavesi yoksa bir sonraki soruya geçiyorum. Suna Yılmaz sormuş. Bu da yani bir soru değil aslında. Mihriban Hocam'a ve Güneş Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Çok ufuk açıcı bir sunumdu. Bir katkı sunmak istiyorum. Mimarların yanında sosyologlar da, özellikle kent çalışan sosyologlar da ortak çalışma yapmak için ilginç olabilir. Bugünün toplumsalını anlamaya çalışırken bunun tarihsel izleyini disiplinler arası bir bakış açısıyla araştırmak, öncesi dönemin toplumsalı ile bugünün toplumsalı arasında ilişkisel bağ kurmak önemli olabilir demiş kendisi. Çok doğru. İki, yani günümüzde yaşadığımız toplum da bir dönüşüm toplumu. 11 yıl öncesinde çalıştığımız toplum da dönüşüm toplumu. O bakımdan sürekli bir düşünce halindeyiz biz de. Sosyologlar ve antropologlarla, yani bütün disiplinlere açığız zaten. Mümkün olan her türlü şeyi, disiplinler arası çalışmayı da devam ettirmeye çalışıyoruz. Antropologlar var ekibimizde. Sosyolog yok zannediyorum. Evet, sosyolog yok. Evet. Tabii ki. Ben de bir ek yapmak isterim. Aslında bu katkı önemli ve fakat bu aslında biraz da arkeoloji eğitiminin temel sorunsallarından bir tanesi. Maalesef biraz içine kapalı bir disiplin olduğu için sosyoloji, antropoloji, Türkiye'deki gelenek olarak söylüyorum, sosyoloji ve antropoloji açısından biraz eğitim anlamında zayıf kalıyor. Çok az üniversitede kuramsal arkeoloji dersi var ki bu daha çok bu meseleler kuramsal arkeoloji derslerinde konuşuluyor. Bunu da bu dersleri ilk verenlerden birisi de Mihriban Türkiye'de. Biz de 2000'lerde toplumsal arkeoloji platformuyla bu arkeolojiye çok sesli bakış gerektiği ve farklı yorumlara ihtiyaç duyduğunu arkeolojinin. Sadece arkeologların çözümleyebileceği bir şey olmadığı geçmişi, yani tabii ki kazı yapmak, yorumlamak vesaire falan temel olarak merkezinde arkeologlar olabilir ama özellikle insan dünyasına, düşüncesine ilişkin disiplinlerin de bu meseleye ortak olması gerektiğini vurguluyoruz hala yaptığımız her çalışmada. O yüzden biz buna kapalı değiliz. Genel olarak yaptığımız, yazdığımız, çizdiğimiz yorumlar vesaire de bu eksende oluyor. Ama diğer taraftan hani genele baktığımız vakit bir eleştiri olarak kendi disiplinimize bu kuramsal sorgulamaların ya da insana dair sorgulamaların maalesef yeterli olmadığını, ağırlıklı olarak materyal kültüre, yani buluntulara odaklı bir anlayışın hala sürdürüldüğünde eklemekte fayda var. Peki. Şu anda bakıyorum. 3 tane sorumuz var. Zamanımızı iyi yönetebilmek adına eğer soru varsa bir soru daha alabiliriz. Konuklarımızı da fazla yormamak adına yaklaşık 1 saat 40 dakikadır etkinlik devam ediyor. Peki ben Betül Çakıroğlu'nun sorusuyla o zaman devam ediyorum. Kuzey yönünde alınmış bir önlem görebiliyor muyuz diye sormuş kendisi. Anlayamadık. Soruyu anlayamadım İsmail. Duyamadım. Kuzey yönünde alınmış bir önlem görebiliyor muyuz? Sanırım şeyi sormak istiyor Betül Hanım. Hani sunumun başında Mihriban Hanım siz şeyden bahsetmiştiniz. Topografik olarak hani Melendiz Çayı'nın da belli bir şeyini aldığını, götürdüğünü ve evet, okunamadığına dair. Sanırım onun üzerine bir soru ama kendisi tekrar açıklarsa sorusunu buradaysa. Çok sevinirim çünkü tam anlayamadım. Ben burada, sorayım. Burada kendisi. Yazarsa chat bölümüne tekrar soruya döneriz. O zaman bir sonraki soruya ben geçiyorum. Betül Hanım'dan açıklayıcı bir yazıyı, metni bekliyoruz.
Canay Tuncer sormuş. Teknik açıdan evet sesi açmıyoruz. Hatırlatmışsınız, soruları chat üzerinden alıyoruz. Öncelikle çok teşekkürler bu akıcı ve kapsamlı sunumlarınıza. Aşıklı'yı hatırlamak çok güzeldi. Benim sorum ocaklar hakkında. Yuvarlak planlı yapılardaki ocaklar konutun ortasında yer almaktayken dörtgen planlı evlerde köşelerde yer alıyor. Bu değişimin nedenine dair bilgi, bulgu var mıdır? Yuvarlak planlı evlerde ocak sadece ısınma amaçlı kullanıldığından etrafına toplanılması için mi merkezdeydi acaba? Dörtgen planlıların çatısının işlik alanı olarak daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi için veya yangın tehlikesi ve benzeri nedenlerden dolayı mı ocak köşeye alındı? Aynı dönemdeki diğer yerleşimlerle birlikte bir okuma yapılabilir mi? Projeye dahil olduğum için süreçte nasıl sorgulamadığıma şaşırdığım bir konu oldu demiş ve tekrar teşekkür etmiş. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Teşekkür ederiz Canay. Görüştüğümüze de çok sevindim. Evet, Canay gerçekten Işıklıyık ekibinin bir üyesi. Sorunun tüm cevapları zaten sorunun içinde vardı. Yani o zaman düşünmedim belki ama şimdi hakikaten düşünmüşsün ve soru olarak yansıttığın her şeyin cevabını gerçekten vermişsin. Yani bizim düşüncemiz de bu yönde, daha doğrusu öyle diyeyim. Yuvarlaklarda ortadaki ocakların ısınma amaçlı ya da o kolektif yaşamı sürdürmek amaçlı etrafında oturulup da o tarihin yazıldığı yapı öğesi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü pişirme çukurları dışarıda, onların pişirme çukuru olduğuna dair de sağlam kanıtlarımız var. Ama tabii şeyde kışın nasıl ateş yakıldı, dışarıda nasıl ateş yakıldı diye bir soru gelebilir. Dolayısıyla yuvarlakların içindeki ocakların pişirmede de kullanılmış olabileceğini düşünmemiz lazım. Çünkü pişirme yöntemi zaten ısıtılmış taşların üzerinde ızgara yöntemi diye düşünüyorduk. Aynı şey dörtgenlerde devam ediyor. Yani pişirme yöntemi olarak. Dörtgenlerde evet şeyler hem ısıtma hem pişirme işlevinde olmalı dörtgenlerdeki ocaklar. Ve de çatıyla da yani aynı senin düşündüğün gibi çatıyla da ilişkili olduğunu biz de düşünüyoruz. Ama bekliyoruz Işıklı'ya bunu karşılıklı konuşalım daha iyi. Çok seviniriz. Her zaman ekip üyesisin zaten. Bekliyoruz. Peki Betül Hanım açıklamış sorduğu soruyu tamamen hani ben de yanlış anlamışım. Binaların kuzey duvarlarında yapılmış soğuk ve iklim şartlarına karşı bir önlem görülebiliyor mu diye sormak istemiş aslında ilk sorusunda da. Ve sunum içinde çok teşekkür etmiş kendisi. Biz de teşekkür ediyoruz kendisinin sorusu için. Herhangi öyle bir şeye rastlamadık. Yani bir tek kuzey değil, hiçbir duvarda bir farklılık yok. Hepsi işte sıvalı ve birbirinin benzeri duvarlar. Bir farklı bir izolasyon ya da değil mi Güneş? Yani bir herhangi bir farklılık yok. Peki. Son üç sorumuz. Bir YouTube'dan takip eden konuğumuz ya da meslektaşımız sormuş. Ben YouTube'dan takip ediyorum. Zoom linkini yeni keşfettim. O yüzden bahsedildiyse ben kaçırmış olabilirim. Dairesel plandan dörtgen plana geçişin arkasındaki nedeni tam olarak anlayamadım. Kerpiç blokların üretimi ve bu modüllerin ortogonal olmasıyla mı ilgilidir diye sormuş kendisi. Şimdi bu şey gibi bir yani çok büyük bir soru. Yani dörtgenden yani yuvarlaktan dörtgene neden geçilmiş sebebini hakikaten bilmiyoruz. Ama bunu tetikleyen, bu geçiş sürecini tetikleyen bir takım etkenler olmalı. Onlardan bir tanesi de sorunun içerisinde zaten var. Yani bu
köşeyi yapabilme ve yapı malzemesini biçimlendirirken onu biçimlendirdiğiniz şeyi binaya taşımak da bunlardan bir tanesi ki bu sadece Aşık'ta da değil işte Orta Fırat'ta da bazı yerleşmelerde gördüğümüz bir durum. Yapı malzemesinin çeşitlenmesi ya da onun biçimlendirme sırasındaki değişiminin de bunun bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Ama sadece bu diyemeyiz. Biraz önce bir soru daha vardı. Bu yuvarlağa ek yapmak vesaire gibi şeyler kolay değil. Yani hakikaten çok zor bir soru bu. Ama hatta neden yuvarlakla başladı sonra dörtgen, niye üçgen başlamadı atıyorum, niye başka bir formda başlamadı, çokgen başlamadı, yuvarlak başladı falan. Temel olarak bunu tabii ki işte farklı farklı bağlamlarda konuşabiliriz ama bu geçişin için elimizdeki en somut veri evet yapı malzemesinin biçimlendirirken gördüğümüz form. Ama biz yuvarlak yapılı binalarda dörtgen yapı içi formları da gördük. Bunun epeyce uzun sürdüğünü görüyoruz. O yüzden biraz zor bir sorunsal bu. Nasıl oldu ve neden dörtgende inat edildi? Şu anda zaten böyle bir makale yazıyoruz. Yuvarlaktan dörtgene geçiş süreciyle ilişki. Orada bu meseleyi enine boyuna tartışıyoruz. Sevgili Hande Akarcan'ın bir sorusu daha var. DNA çalışmaları yapıldığını söylediniz. Bugünkü yerel toplulukların DNA setleri ile karşılaştırma yapan çalışmalar var mıdır? Diye sormuş. DNA çalışmaları evet başladı. Bir iki sonuç da aldık. Fakat bizim DNA çalışmalarını başlatmaktaki sorunsalımız köken sorunu değil. Biz tarih öncesi toplumun, Aşıklı'daki toplulukların birbirleriyle ilişkilerini ortaya çıkarmak amacıyla bir proje başlattık. Yani bir evde oturanların herhangi bir soy ve akrabalık bağlantısı var mıdır? Diğer evlerle ilişkileri gibi ve de kendi içinde yani Orta Anadolu bölgesinin kendine özgü bir gelişim gösterdiğini önerdiğimiz için bunun test edilmesi amacıyla bir proje başladı Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte. Aldığımız sonuçlarda dediğim gibi daha çok topluluğun kendi içindeki ilişkileri. Orada da daha yayınlanmadı ama işte binalar arasında bir takım bağlılıklar olduğunu, bağlılıklarla ilişkili sonuçlar aldık. O kadar söyleyeyim. Dediğim gibi günümüz Orta Anadolu topluluklarıyla ilgili kökenle ilgili bir projemiz yok. Peki. Son sorumuz Sayın Şahin Fidan'dan. Hasan Dağı'nın volkanik hareketliliğini kazılarda takip edebiliyor muyuz diye sormuş kendisi. Tabii edebiliyoruz. Yani o tüf tabakaları çok net okunabiliyor arkeolojik kazılarda ama Aşıklı sırasında herhangi bir patlama maalesef yok. Aşıklı'dan önce var, Aşıklı'dan sonra var. En yeni patlama ile ilgili tarih aşağı yukarı işte bu 7. bin yılın ortası, milattan önce 7. bin yılın ortası ki ya da başı tam hatırlamıyorum ama zannediyorum yani 6500'ler ya da 7000'ler olması gerekiyor. O da işte bu Çatalhöyük'teki duvar resmiyle aşağı yukarı örtüşüyor tarih olarak. Ama sırasında yani Aşıklı'daki iskan tarihi sırasında herhangi bir patlama yok. Onlar orada otururken, topluluk orada otururken bir patlama yok Hasan Dağı'da. Peki, teşekkür ediyoruz. O zaman biz konuklarımıza bizlere zaman ayırdıkları ve bu keyifli sunumu bizlerle paylaştıkları için
İstanbul Büyükkent Şubesi adına tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sevgili konuk ve meslektaşlarımızla umarım sağlıklı günlerde oda mekanlarımızda yüz yüze buluşmak dileğiyle deyip herkese iyi akşamlar diliyorum. Eğer sizin de dilekleriniz varsa onları paylaşmak isterseniz sözü size bırakıyorum. Sevgili Mirban Özbaşaran ve Güneş Duru, söz sizdedir. Biz de çok teşekkür ediyoruz bütün katılımcılara, sorulara, ilgi gösteren herkese. Yüz yüze görüşmeyi Aşıklı'da yapmayı istiyoruz İsmail. Sizin odanızda tabii ki geliriz, yaparız ama ben Aşıklı'daki davetimi yineliyorum. Orada görmenizi istiyoruz. Ve gerçekten tartışmak istiyoruz. İyi ben akşamlar diliyorum. Ben de ek olarak özellikle mimarlık öğrencilerinin ve de burada sanırım mimar tarihi hocalarını da görüyorum. Bu döneme ilişkin tezler yapılması, hatta mimarlık öğrencilerinin bizimle çalışmasını çok arzu ederiz. Biraz zor oluyor onları bulmamız. Tabii ki anlıyoruz. Yani çok zor bir, spesifik bir konu. Sonrasını düşünürsek iş imkanı, sadece akademik çevrede kalabiliyorsunuz ama hakikaten mimarlık öğrencilerine ihtiyacı duyuyoruz çoğunlukla. O yüzden ilgilenen varsa işte bu tip tezlerin yapılması, mimarlık öğrencileriyle çalışmak ve onların gelişiminde ya da yetişmesinde katkı sağlamak çok isteriz. Aşıklı bu açıdan çok önemli bir laboratuvar. Peki, umarım bu mesajlar ilgili yerlere ulaşır. Bizler kendi adımıza mimar odası olarak bunları paylaşacağız. Hem mimarlık öğrencileriyle hem meslektaşlarımızla. Bu pandemiden kurtulduğumuz zaman içerisinde de umarım ki biz mimarlar olarak ziyaretinize ve tartışmak üzere, değerlendirmek üzere Aşıklı'ya geleceğiz diye buradan ben sözünü verebilirim. Çok seviniriz. Peki. Bütün katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.